Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sağ far gayet güzel, parlak. Fakat sol far matlaşmış. Şurada gördüğünüz gibi yanıklar var. Şu alt kısımlarda yanıklar var. Üstlerde var. Bunu bir temizliğini yapacağız beraber. Umarım size faydalı olmuş oluruz. Aynı zamanda bu işlemi ucuza getirmiş oluruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size faydalı olabileceğini düşündüğüm yeni bir işlemle sizin karşınızdayım. Arkadaşlar, Honda Accord bir arabamız var. Sol farı gördüğünüz gibi güneş yanıkları. Fazla yanmadan dolayı yanıklar görüyorsunuz. Bunu çok basit ve ucuza getirmek için bazı yöntemler uygulayacağız. Naçizane sağda solda bulduğum ürünlerle yapacağım bu işi. Bir de internetten far temizleme markasını kapattım bu arada. Sponsor almadığım için. Sürü suyunu aldım arkadaşlar. Bu sürü suyunu da kullanacağız. Nasıl kullanacağımızı göstereceğim size. Bunu tedarik etmek istiyorsanız internetten far temizleme buharı diye, kimyasalı diye aratırsanız bulabilirsiniz. Ben 40 lira gibi bir fiyat vererek aldım. Yani mal ettiğim fiyat bu. Bir tane su spreyimi bulduk. Yani evde kullandığım eski çözücüden. Bir tane su spreyimizi aldık. Burada bir paralarımız olacak arkadaşlarımız. Farklı boyutlarda, farklı kalınlıklarda sıvılarlarımız olacak. Bundan da işlem yapacağız. Kalıptan inceye doğru. Bezimiz var arkadaşlar, evden getirdik. Şunlar da uçuyor bu arada. Bir tane silikon tabancasının başlığını şu şekilde tüpte ısıtarak bu hale getirdim arkadaşlar. Bir tane fresh limonlu sodamızı kullanacağız. Sürü suyunun buharını kullanmak için şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde koyup bu da buhar elde etmiş olacağız. Peçetelerim mevcut. Hadi bakalım. İşleme başlayalım. Bastım. Evet, şu şekilde bantlayalım arkadaşlar. Kapotamıza zarar vermeyelim. Şekilde bantlıyoruz tamponumuzu. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamponumuzun etrafını kapatıyoruz ki kapotanın boyasına zarar vermesin zıparalarımız. Daha sonra şu şekilde satıyoruz arkadaşlar. Şöyle satıyorum yani bunu. Daha sonra peçeteyle üstündeki kiri pası temizliyoruz. Şöyle kafasını alıyoruz. Gördüğünüz üzere şurada bir bant daha istiyor abi. Kaçırmayalım burayı da. Evet. Şurada da var. Çıkaran kalmasın. Hı. Tamam, şu
şuraya koyayım. Evet arkadaşlar, bu şekilde işimizi yaptık. Farımızın üzerindeki kili aldık. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir bant yapıştırayım. Elimizden kayıp bir yerlere zarar vermeyelim. Değil mi? Çocuklar. Şöyle kapatalım gibi. Sağlam olsun. Evet. Şöyle elimizde zımparalarımız var. Alayım oğlumdan. Şimdi benim farımın en çok gördüğüm kadarıyla alt kısımlarında çok hasar var. Yanıklar var. Gördüğünüz gibi şurada, şu bölgede, şurada, şu bölgede, şu bölgelerde var. Ama ben genel olarak komple zımpara yapacağım. Elimde yüzük bir zımpara var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz kalın. 3200 var. Biraz daha incesi. Arkadaşlar ben 3200'ü denemeyi düşünüyorum. Çünkü farımda çok fazla şey yok. Çok fazla kılcam, çizikler yok. Şunla denemeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Başlayalım. Şöyle keselim bunu. Bakalım şunu. Şöyle katlayalım. Şöyle katlayalım. Bu işe bak arkadaşlar. Hem zımparamızı satıyoruz hem de farımızı satıyoruz ki. Ve bir de zımparalarken hafif hafif zımparalıyoruz. Çok fazla derine girmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde zıplamayalım. Bir de tabanımız lazım. Fazla sert giymemek şartıyla. Para fazla zarar vermemek lazım. Hem de bu şekilde işlem yapacağız. Yasin istersen videoyu kapat. Evet arkadaşlar, zımparamızı yaptık. Şöyle bir temiz bezle siliyoruz. Bakıyoruz var mı zımpara yapmadığımız bölge. Kontrol edelim. Şöyle bir daha siliyorum. Şöyle. Temiz şey bir bezle, kapı bezini aldık, zımpara işlemini yaptık. Şöyle kontrol edelim. İpe temizleyelim arkadaşlar. Evet. Diğer farı göster Yasin. Aradaki farkı görsünler. Evet, bu farımız daha önce değişmiş bir farımız. Herhalde burada ufak zımparalar var. Eğer buradaki işlemde başarılı olursak bu işlemi de yapacağız. Şurada görüyorsunuz zımpara şey çizikler var. Şu anda buna ellemeyeceğiz. Eğer bu farda başarılı olursak buna da aynı işlemi uygulayacağız. Çünkü zaten bu farımızı gözden çıkarmıştık. Zaten dikkat ederseniz bayağı çizikler falan varmış. Şimdi kurumasına bırakacağız ve malzeme hazırlığına geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir tane sodamız vardı. Bir tane silikon tabacamız vardı. Ben bunu ateşle eriterek bu hale getirdim. Huni şeklinde getireyim ki püskürtmesi daha kolay olsun. Şuraya da bantlayacağım arkadaşlar şu ağzı. Sürüsümü buna koyacağım. Daha sonra bu sürüsümü koyduğum soda şişesini de kaynamış suyun içerisine koyacağım. En az 40 derece kaynamış su olması gerekiyor. Bu silisyum aldı sıcak sıcağın etkisiyle şuradan buhar çıkaracak arkadaşlar. Bu arada buraya püskürteceğiz hızlı bir şekilde. Aynı şekilde bir noktada durmamak şartıyla hızlı bir şekilde bütün zımpara yaptığımız bölgeye uygulayacağız. Şimdi hadi geçelim sıcak su ve
sürüsümü işlemlerine. Evet, sürüsümüzü açalım. Şu şekilde. Şişemizi dolduralım. Bence bu kadar yeterli. Yetmese tekrar takviye yaparız. Değil mi? Evet. Kapatalım. Önümüzü de bantlayalım. Şu şekilde. Nerede bizim bu bantımızın? Şu şekilde arkadaşlar. Biraz bantlayalım şunun ağzını. Şu şekilde yerleştirdim. Gördüğünüz üzere. Şu şekilde. Daha sonra duvarı kaçmasın diye etrafını bantlayacağız. Şu şekilde. Gazının içeriden kaçmaması gerekiyor. Şu şekilde kendimize bir tane portatif bunu yapmış olduk. Ne kadar sağlam olursa o kadar daha iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi aparatımız hazır. Hadi sıcak su işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, bu işlemi yaparken muhakkak bir tane maske takın. Maskesiz bu işlemi yapmamaya çalışın. Yaptığımız bu nemin ağzını bantla kapatmıştık. Kimyasalına zarar görmesin diye. Evden kaynamış 40 derece bir suyumuz var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. İçine yerleştiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Ve kaynamasını bekliyoruz. Kaynatıcı ucundan buhar çıkacak. Buharla beraber farımızı vurgulayacağız. Umarım faydalı olur. İnşallah işe yarar. Evimizi karşına almış oluruz. Şöyle bakalım yavaş yavaş bu şekilde. Deneyelim. Evet arkadaşlar, buhar geliyor mu yavaş yavaş? Göreceğiz şu şekilde. Evet, görüyorsunuz bakın buharı falan yavaş yavaş geliyor. Kaynama başladı bizim. Şu şekilde görüyorsunuz. Görüyor musun Yasin? Bak şimdi. Yavaş yavaş buhar çıkarmaya başladı. Şu şekilde. Şu şekilde görüyor musun? Yavaş yavaş buharı çıkıyor kaynatıcı. Şu şekilde. Henüz içinde tam istediğimiz performansı göstermiyor. Kaynatıcı gösterecek diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Bakacağız ve göreceğiz. Birkaç kaynama oldu ama. Suyumuzu biraz daha kaynatmamız gerekiyor. Ne dersin Yasin? Heh, evet başladı. Bakın görüyoruz arkadaşlar. Evet başladı. Buhar çıkmaya başladı. Bizim amcamız parlamaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dile tutmuyorsunuz. Mümkün mertebede işlemi yaptıktan sonra hemen geçiyorsunuz. Aksi takdirde cama zarar verebilirsiniz. Şu yazıyı görüyorsunuz, marka modeli. Evet arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Gördüğünüz üzere. Dedirmemek gerekiyor herhalde şeyi. Değdirirsek iz yapıyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Yavaş yavaş uzamak gerekiyor herhalde. Aksi takdirde. Şurada geçeyim ben yaz. Şuraya fazla duruyor.
Evet, bir şeyler oluyor. Sonuçta siz de görüyorsunuz videolarda arkadaşlar. Gayet başarılı bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Gördüğünüz üzere. Evet. Pratik bir yöntem. Yalnız şeyimizin sıcak suyumuzun etkisi azalıyor herhalde. Ara ara gaz çıkartıyor. Şu anda suyumuzun sıcaklığı azaldıkça Sayın sen bize biraz sıcak su alıp gelir misin Sayın'cığım? Yukarıdan çaydanlık var. Çaydanlığa biraz su kaynatıp gelir misin? İşimiz yerde kaldı çünkü. Ya da Batur sen gidin yanıma. Evet, buraya kadar yaptık arkadaşlar ama suyumuzun şeyi kalmadı. Sısı azaldı. Azaldığı için de şu anda gördüğünüz gibi farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yaptığımız işlem gayet başarılı oldu. Burasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Suyumuzun şaptı bittiği için maalesef şeyimiz şu anda kaynamıyor. Tamam Yasin, buradan gidiyorum. Evet arkadaşlar, suyumuzun ısısı bittiği için işlem yarım kalmıştı. Tekrardan başlıyoruz. Birazdan suyumuz kaynayacak. Kalan yarım işimiz devam edecek. Evet, başladı şu anda. Gördüğünüz üzere. Evet, gayet parlatıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşırı ısınınca daha farklı gözüküyor. Biraz daha hızlı yapmak lazım işlemi. Su soğumadan. Gördüğünüz gibi. Bayağı fark etti. Değil mi Yasin? Evet. Yasin arkadaşımız da kameramanlık yapıyor bu arada bize. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. İşimizi gördü. Gördüğünüz gibi. İstenen sonucu aldık. Sait de şimdi sıcak suyumuzu da getiriyordur büyük ihtimalle. Ama bizim suyumuzu... Evet, kalayanları da şu şekilde vurduk arkadaşlar. Gayet iyi bir sonuç aldık diye düşünüyorum. Şurada biraz kalmış herhalde. Evet, şu anda işlemimiz bitti gibi. Şöyle biraz daha yapalım. Kaldığım bir yerimiz gözümüzden kaçan bir yer yok herhalde. Şurada bir, evet. Daha iyi oldu.
arkadaşlar. İşemiz tamam. Gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Bu kadar sürüş yumuş koymuştuk. Hala bu kadar duruyor. Başka yerde de kullanabiliriz bunu tekrar. Şunu biraz yapsak. Şurada. Yapıcı daha ufak geliyor herhalde şey. Yapılmak lazım herhalde. Değil mi? Evet. Gayet başarılı görünüyor. Bantlarımızı sökelim. İşlerini daha yakından görelim. Evet. Değil mi Fatur? Oldu mu? Evet yeterli. Tamam kapatabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlemlerimiz tamamen bitti. Farmızı da görüyorsunuz. Gayet işe yaradı. İnternetten 40 liraya mal ettik sıvımızı. Far temizleme buhar sıvısını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aparatımızı yaptık. 40 derecelik suda kaynattık. Çıkan gazla, buharıyla farımızı temizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi yepyeni oldu. Fazla masraf etmenize gerek yok. Farı değiştirmenize gerek kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu tür videoların gelmesi için bana destek olun arkadaşlar. Bu tür şeyleri sizinle paylaşmak isterim. Hem cebimize hem de zamanımıza olmasın. Bugün pazar günüydü. Böyle değerlendirdik. Sokağa çıkma yasağı da var biliyorsunuz. En azından bir işlem yapmış olduk. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.